Tamam İlhan'cığım, tamam, yetti. Sağ ol. İnanır mısınız? Günde bir saat, bir saat masaj yaptırmazsam kendime gelemiyorum ya. Karina! Yes baby? Senin o yesin ağzını... Hadi şöyle gelin, güzel bir poz verelim. Evet. Çekiyor musun çocuklar? Evet. Çekin, çekin. Çok güzel. Harika. Peşinde olduğumuz çeteyi kandırmamız gerekiyor. Bu yüzden sizden ufak tefek asparagas haberler yapmanızı rica edeceğim. Detayları veriyorum. İyi dinleyin. Evet Behzat Bey. Yılların eskitemediği playboy olarak biliniyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Geçmişte ülkemizin en güzel kadınlarıyla yaşadığınız ilişkiler hala dillerde. Amerika'da geçirdiğiniz onca yılın ardından Türkiye'ye dönüş sebebiniz nedir acaba? Sıla hasreti tabii ki. Başka ne olabilir? Ben şanslı bir hayat yaşadım. Gezdim, gördüm, yedim, içtim, sevdim. Ama insan bir yerden sonra macera aramaktan sıkılıyor. İşte bu yüzden artık toprağıma döndüm. Amerika'daki yatırımlarımı da ortağıma devrettim. Bundan sonra Eylül'cümü bokacağım. Kahveniz Behzat Bey. Ha! Sağ ol canım, sağ ol. Ha, bu da ezgicik. Evet. Dünyayı gezdim. İki şeyi unutamadım. Türk kahvesinin tadını ve Türk kızlarının güzelliğini. Partilerde gezmeyi seven, kızlarla flört eden, paralı ve çapkın bir adam. Amerika'dan da yeni dönmüş. Zengin ve gösterişli biri. Bakın bu zenginliğini özellikle vurguluyoruz. Çeteyi oyuna getirmek için bu şart. Bir dönem verdiğiniz partiler çok konuşulmuştu. Seni tanıyorum. Artık döndüğünüze göre partiler yeniden başlayacak mı diyorsunuz? Tabii ki bebeğim, tabii ki. Partisiz olur mu ya? Ben partisiz yaşayamam. Bu evi de zaten parti mekanı yapıyorum. Cemiyetteki bütün dostlarımı çağıracağım. Madem Behzat geri döndü, eğlencenin hakkını vereceğiz. Efsane geri döndü diyelim mi Behzat Bey? Değil, değil. Altına da şöyle yazın. Parti ben bitti demeden bitmez. İşte bu. Eğlencenin dibine vuracağız. Seni çıkartacağım bir yerden ama nereden çıkartacağım?